Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bizim yurt dışından gelen yumurtalardan çıkardığımız civcivlere evde böyle bir ana kucağı yaptık dostlar. Çıkım videosunda hatırlarsanız küçük bir kutuya koymuştum. Hemen şöyle büyük bir koli hazırladık. Bu kolide işte yine LED spotumuz, termostatımız, karbon film ısıtıcımız ve ampulümüz var. Şimdi bu sıpalarımıza civcivlere verilebilecek en faydalı ne derler ona? İlave takviye gıda diyebiliriz. Haşlanmış yumurta. Bunun içinde çok hafif nane, yani çok az böyle bir iki parmak. Bir o kadar da kekik var. Yeni çıkan civcivlere çok fazla arkadaşlar böyle farklı besinler vermiyoruz. Çünkü hani yeni doğan çocuklarda nasıl sadece anne sütü veriliyor. Şu yemliği alayım. Bakın böyle evin içinde şu an bunlar. Çünkü camları da açık. Dışarıda hava 30 dereceler seviyesinde. Bizim kuluçkahane 34-35'leri görmeye başladı. Hal böyle olunca ağız açıp kapamalar başladı dostlar. En sıkıntılı mevsimdeyiz civcivi yetiştirme için. O yüzden bunları daha serin olduğu için evde üst katta besliyorum. Şimdi tabii bunlar koku yapmaya başlayacak. Sık sık altını değiştirmemiz gerekecek. Şimdi şöyle yumurtayı bir verelim. Bunların yumurtayla ilk tanışması dostlar. Şu an sesten çekiniyorlar. Bakın termostat devreye girmedi. Yani hava o kadar sıcak ki. Şu an 29 dereceye ayarlı. Şöyle bakın açayım. Hemen devreye girdi. Yani ciddi bir sıcaklık var. Bakalım şimdi yumurtayla ilk tanışmaları nasıl olacak? Gördüğünüz gibi dostlar burada karbon film ısıtıcıları var. Bakın sürtündükleri yerler temiz. Üstünde toz olmuş. Biliyorsunuz civciv yeminden de bayağı toz çıkıyor. Bakalım. Henüz başlayan yok. Benden de çekiniyorlar dostlar. Çok fazla konuşmuyorum ki korkup kaçmasınlar, gelsinler diye. Şöyle bir atacağım. Hadi bakayım. Evet. Bir tıklama gördüm. Bakın. Warwick başladı. Şimdi hepsi başlayacaktır dostlar. Yumurtaya hiçbir civciv dayanamıyor. Bakın şöyle biraz geri çekileyim. Bakın siz muhtemelen gelen zibrit. O da başladı. Bunlar dostlar tadına bir kere baktıklarında sonraki verdiğiniz yumurtalarda çıldırmış gibi yiyorlar. Yani şimdi bir başlasınlar. Zaten bunlar da çıldırmış gibi yiyecek. Bakın zibrit de başladı. Şimdi burada bir tane kaybım oldu. Dün canlı yayın yaptığımda hiç kaybım yoktu. Nazar olduk. Bir tane kaybımız oldu. Kayıp yanlış bilmiyorsam benim kendi Lakenwalder civcivlerimden. Çünkü burada sadece yurt dışından gelenler değil. Aynı zamanda çıkardığım benim kendi civcivlerim de var. Onları normalde ayrı koyacaktım ama aynı makineden beraber çıktıkları için. Bakın Cücekoş'un görünüyor şu an. Aynı makineden çıktıkları için onları beraber buraya koydum. Şimdi şu tarafa geçeyim de bu tarafa gelsinler bir. Şöyle. Karşıya şöyle doğru gitsinler. Şöyle bir el uzatalım. Şimdi daha iyi oldu. Bakın dostlar aydınlatma için kullandığım spot orada. Onun yanına da bir delik açtım. Taze hava girişi için. Zaten bunların üstlerini artık tam kapatmıyorum. Evin içindeler zaten. Dediğim gibi bu mevsimlerde civcivlerin inanılmaz bir havaya ihtiyaçları var. Taze havaya. Yani hayvanlar sıcak olacak diye sağını solunu kapatmayın dostlar. Eğer sağını solunu kapatırsak hayvanlarda göz şişmesi, gözlerin içinde böyle beyaz iltihaplar, ağız açıp kapamalar başlayacaktır. Bakın başladılar. Yiyenler var. Şu zibidimiz bayağı götürüyor. Bakın. Şimdi warwickler de başladı. Şurada bakın bir tane yokohama başladı. Burada japonizimiz var bir tane. Japonizimizin arkasında sanki püf kuruması vardı poposunda. Ona bir bakarız. Buradaki civcivlerimizde durumlar böyle. Şimdi dostlar, bu videoyu çekmemdeki diğer bir amacım da
Evde böyle basit ana kucağı ama otomatik olsun istiyorsanız size nasıl yapılacağını, kaç paraya mal olacağını anlatayım istedim. Yani herkes mobilya OSB'den büyük büyük ana kucakları yapamıyor. 10-15 tane civciv yetiştirmek için zaten gereksiz bir maliyet oluşturuyor. Daha çok böyle 50'lerin üzerine çıktığımız zaman ana kucağı kendini amorti ediyor. O yüzden civciv sayımız az ise ne yapacağız? Böyle uzunlamasına, kare değil de daha dikdörtgen bir karton bulacağız. Çünkü niye? Bakın şu 60 santimlik bir karbon film ısıtıcı. Yani şöyle düşünmeyin, yaz mevsimi geldi, hiç ısıtmaya gerek yok. Hani zaten hava sıcak gibi düşünmeyin. Çünkü akşamları yeri geliyor, 20 derecelere düşüyor. Eğer yeni çıkımsa 20 dereceler sıkıntı oluşturacaktır. Şimdi hal böyle olunca ne yaptık? Biz bir tane dikdörtgen karton yaptık. Yoktu elimizde o kadar uzun. İki tane kartonu keserek birleştirdik. Uzun bir dikdörtgen karton oluşturmuş olduk. Karton bedava. Her yerden alabilirsiniz. Marketlerden, birçok yerden. Sonrasında bir tane termostata ihtiyacımız var. 25 TL'ye gazlı termostat bulabilirsiniz. İnternette birçok sitede var. Hazır sisteminden gidelim. Hani onu yapamıyoruz diyelim. Bunun hazır sistemi şöyle: bir tane aydınlatma duyu, bir tane ısıtıcı için duy ve bir tane karbon film ısıtıcı ile birlikte termostat hazır bir şekilde kurulu satan arkadaşlar var. 75 TL'ye bunu satıyorlar. 75 lira vermeniz durumunda dostlar, kartona bakın, ben şunları vidayla taktım. Nasıl OSB'ye vidalıyoruz, aynı şekilde kartona vidaladım. Karbon film ısıtıcıyı da koli bandını böyle yuvarlak yapıp bir tarafını kartonumuza, bir tarafını da normal karbon film ısıtıcımızın arkasına yapıştırdım. Bu şekilde siz de kartona termostatlı, otomatik sistemli, ısıtıcılı bir ana kucağı yapabilirsiniz. Bakın ben burada yurt dışından getirdiğim, bakın kel boyunlu haberimiz orada. Yurt dışından getirdiğim, yani şu an benim için çok değerli olan civcivlerimi bu sistemde büyütüyorum. Hani aklınıza şey gelmesin ya, bu sistemde civciv büyümez, illaki OSB'de ana kucakları yapmamız lazım gibi düşünmeyin. Çünkü zaten biz ana kucağında da ilk bir hafta 15 gün ırka göre, şimdi bunlar küçük ırklar var burada, en az 15 gün halı kaydırmazın üzerinde gezmeleri gerekiyor. Halı kaydırmazın üzerine gezdiklerinde şu yerde gördüğünüz işte yem kırıntıları, ondan sonra dışkıları, bunlar zaten halı kaydırmazın üzerinde de kalıyor. O yüzden ilk 15 gün sistem birebir aynı. Ama bu evin içinde olabilecek bir sistem. Eğer siz bunu dışarıda soğuk bir yerde yaparsanız karton yeterli ısı izolasyonunu sağlamayacaktır. Evde böyle bir sistemi 75 TL vererek otomatik, yani ısı derecesini ayarladığınız otomatik bir ana kucağınız olur. Buraya ne lazım ilave? Bakın şu yemlikten lazım. Bir de şurada gördüğünüz suluktan lazım. Hepsi bu kadar. Altına bakın, ben kağıt havlu serdim. Zaten onu parçalıyorlar. Onun altında gazete kağıdı var. Siz bunun altına bir kat karton daha yapabilirsiniz, ıslanmadan dolayı ev kirlenmesin diye. Bu şekilde şimdi yemlik ve suluğa da toplamında eğer 25-30 lira gibi bir rakam verirseniz toplamda 100 liraya dostlar bir ana kucağınız olur ve civciv yetiştirebilirsiniz. Evde eğer küçük çocuğunuz var ise de bunu ortak kullandığınız alanda yapmayın derim. Çünkü çok fazla tüy çıkaracaktır yeni çıkan civcivler. Toz yapacaktır. Bunu daha çok kullanmadığınız bir odanız varsa veya işte daha böyle izolasyonlu bir alanınız varsa orada yapmanızı tavsiye ederim. Şu an biz bu odayı kullanmıyoruz. Kapısını kapatıyorum, şu kapıyı. Şu camı da açık bırakıyorum taze hava girişi için. Gece kapatıyorum. Hal böyle olunca zaten odanın hacmi büyük. Buradaki hava bunlara çok rahat yetiyor. İlk günlerde ana kucağımızın üstünü şöyle iki tane kartonla, bakın ona da özel bir şey gerek yok, şöyle iki tane kartonla şöyle açık kalacak şekilde dostlar, şöyle açıklıklar bırakacak şekilde kapatabilirsiniz. Çünkü pis havayı oradan çıkarmamız lazım. Biraz önce gördüğünüz spotun yanında, şurada onu da göstereyim. Dincilerimiz korkuyor, alışık değiller. Bakın şu spotun yanındaki delikten de taze hava girişini sağlıyoruz. Onlara çok rahat yetiyor. Büyüdükçe bu hayvanlarımız, bir hafta 10 günü geçtikçe evin içinde baktığımız için hava çok soğuk olmayacağı için şöyle bir şey yapıyorum ben. Şunu şöyle koyuyorum dostlar. Burada ve diğer tarafta bakın şöyle 5 parmak. 5 parmaklık 2 tane boşluk bırakıyorum.
köşeye toplandılar, korktular benden, sesten. Şimdi dediğim gibi bunu yaptıktan sonra taze su, taze yem, bir de böyle haşlanmış yumurtayla takviye ederseniz bu civcivlerinizi kayıpsız bir şekilde Allah'ın izniyle büyütürsünüz. Çünkü havalar çok sıcak olduğunda civcivler ağız açıp kapama, göz şişmesi, gözün içinde böyle beyaz bir sıvı olur. Beyaz iltihap bari böyle yağ bezeleri olur. Bunlar hep üst solunum yoluna bağlı rahatsızlıklar arkadaşlar. Bunun tedavisiyle ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü diğer bizim kuluçkahanede olan civcivlerde biz bunu gözlemledik. Orada eğer bir tane böyle gözü tam şişmiş bir civciv bulabilirsem size bunun tedavisini göstereceğim. İki tane ilacı karıştırıp veriyoruz. Bir de göz damlası kullanıyoruz. Buna 5 gün boyunca devam ediyoruz. Allah'ın izniyle kurtarıyoruz. Ama civcivin asıl olayı hasta etmemektir dostlar. Hasta olan civcivi kurtarmak her zaman çok daha zor. Evet, böyle hem civcivlerimize yumurta vermiş olduk, hem de böyle evde kendinizin bakabileceği şu şekilde bir ana kucağı. Nasıl olur, ne maliyetler olur, kaç para harcamak lazım gibi bilgilendirici bir video olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Şöyle minnaklarımızla veda edelim. Bir maşallah esirgemeyin dostlar. Görüşürüz.